Tam adı kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi olan İstanbul Sözleşmesi 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul'da imzaya açıldı. Bilindiği gibi Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi 1 Ağustos 2014 yılında yürürlüğe girdi. Bugün sözleşmenin 8. yıl dönümünü kutlamamız gerekirken yeniden uygulanması için hukuki ve siyasi mücadele veriyoruz. Cumhuriyet tarihine geçecek olan bu hak mücadelesini gelin hep beraber hatırlayalım. Erdoğan, 19 Mart'ı 20 Mart'a bağlayan gece yarısı kararname ile kadınların can simidi olan İstanbul Sözleşmesi'ni hukuksuzca feshetti. Milyonlarca kadının eşitlik ve yaşam hakkının güvencesi gasp edildi. Bu kararın yayımlandığı gün olan 20 Mart 2021'de Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu'nu ve Parti Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantıda bu kararın yok hükmünde olduğu kararı alındı. Derhal partimizin kadın yöneticileriyle birlikte genel merkezde basın açıklaması yaptık. Açıklamamızda mecliste oy birliğiyle kabul edilmiş olan İstanbul Sözleşmesi, milletin iradesi yok sayılarak feshedilemez. Meclis yok sayılmış, anayasamız ayaklar altında alınmıştır dedik. Değerli basın mensupları, sizlerin de çok iyi bildiği üzere ilk duruşmada 73 barodan 1000'e aşkın avukat, kadın dernekleri, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen kadınlarla duruşma salonunu hınca hıç doldurduk. Sözleşmeden çekilmenin anayasadaki eşitlik ilkesinden vazgeçildiği ve kadınların canıyla oynanmak anlamına geleceğini dile getirdik. Örgütlü gücümüz de 7, 14 ve 23 Haziran'da Danıştay davalarına katılarak bu yanlıştan dönün çağrımızı yeniledik. Tüm duruşmalarda Danıştay savcıları fesih işleminin iptaline karar verilmesini istedi. Gel gelelim, Danıştay 10. Dairesi 19 Temmuz 2022'de İstanbul Sözleşmesi'nin fesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararını iptal isteminin 2'ye karşı 3 oyla reddetti. Danıştay bu kararıyla padişahım çok yaşa demiş oldu ve hukukun üstünlüğünden değil, üstünlerin hukukundan yana tavır aldı. Danıştay savcılarının gerekçeli kararda belirttikleri hukuki argümanlar yok sayıldı. AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin birinci hukuk müşaviri iken Danıştay'a atanan Lütfiye Akbulut ise bu atamanın hakkını verdi ve fesihten yana oy kullandı. Sarayın talimatıyla alınan kararda yer alan ifadelerin aksine Türk yasaları kadınları korumak için yeterli değildir. Karşı oy kullanan üyelerin de altını çizdiği gibi anayasanın 7. maddesinde yasama yetkisinin meclise ait olduğu ve devredilmesinin mümkün olmadığı hükümleri çok nettir. Sözün kısası bu karar anayasaya aykırıdır. Değerli basın mensupları, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu yok sayanlara tekrar hatırlatıyoruz. Hiç kimse anayasadan üstün değildir. Hiç kimse Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden üstün değildir. Biz kadınlar yaşam hakkımızı sizin eşitlik karşıtı karanlık zihniyetiniz tarafından elimizden alınmasına asla izin vermeyeceğiz. Tek adamın hukuksuz uygulamalarını savunanlara inat, hukukun üstünden yana tavır almaya devam edeceğiz. Yol haritamız belli. Öncelikle Danıştay'ın idari dava daireleri genel kuruluna başvurarak karara itiraz edeceğiz. İç hukuk yolları ile İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmesini sağladığı takdirde Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız. Tek adama karşı adam tek, biz çoğuz. Şairimizle asla vazgeçmeyeceğiz. Biz kadınlar direniş destanı yazmaya devam edeceğiz. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Az kaldı. İktidara geldiğimizde ilk 24 saat içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlüğe sokacağız. Tüm hükümlerini uygulayarak kadına ve çocuğa yönelik şiddet ile kadın cinayetlerinin nasıl durdurulacağını göstereceğiz. Eşitlikçi bakış açımızı hayata geçirerek kız kardeşlerimizin canice katledilmesine, kadın katillerinin cezasızlıkla ödüllendirilmesine geçit vermeyeceğiz. İstanbul Sözleşmesi'nden de 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi kanunundan da, kazanılmış haklarımızdan da asla vazgeçmiyoruz. Bu haklar bizim can simidimizdir. Haklarımızı tek tek budamaya heves edenlere, Cumhuriyetimizin kararlı savunucuları ve eşitlik mücadelesinin neferleri olarak sesleniyoruz. Haddinizi bilin.
geliyor gelmekte olan. Teşekkür ediyorum.